Merhaba dostlar, ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Kripto psikoloji programının bu bölümünde kripto para yatırımlarınızda düşmemeniz gereken önemli bir tuzaktan bahsetmek isterim. İnsan beyni oldukça ilginç çalışıyor. Temel görevi bizi korumakken birçok zaman hata yapmamıza sebep olabiliyor. Özellikle yatırım süreçlerinde bunu somut bir şekilde gözlemliyorum. Diyelim bir yatırım aracı tercih edeceksiniz ya da bir işlem kararı vereceksiniz. O anki psikolojik durumunuz, risk algınız, kişilik yapınız bunu bir şekilde şekillendiriyor vereceğiniz kararları. Mesela gereğinden fazla risk almak ya da hiç risk almadığın için hareketsiz kalmak ve pişmanlıklar yaşamak gibi düşünebilirsiniz bu kişilik özelliklerinden kaynaklanan bu risk algılarını. İnsan olmanızın getirisi olarak geçmişte yaşadığımız ve deneyimlediğimiz herhangi bir olay psikolojimizi ve kararlarımızı etkiler. Etkilenen psikolojimiz de sonraki kararlarımızı, davranışlarımızı şekillendirir. Siz o anın içinde özgün bir karar verdiğinizi sanarsınız ancak o kararın içinde sizin geçmiş deneyimleriniz, korkularınız, batışlarınız, çıkışlarınız, travmalarınız, her sürecinizin izleri vardır. Olmalıdır da zaten çünkü sağlıklı boyutlarda olunca buna deneyim diyoruz, öğrenme diyoruz. Ancak böyle durumlarda zihnimizin yarattığı bir takım tuzaklarla karşı karşıya kalabiliriz. Ya da tam tersi bunların tuzak olduğunu fark etmediğimiz için bulamayabilir ve tekrar tekrar aynı tuzağın içine, aynı döngünün içine düşeriz. Şu anda fırsatımız varken bu tuzaklara düşmeden tuzaklardan biri üzerine konuşalım derim. Diyelim ki bir film izlemeye niyetlendin ve sinema salonunun yolunu tuttun. Afişi çok güzel görünen bir film buldun ve biletini aldın. Ancak filme girdikten sonra fark ettin ki bu film epey sıkıcı ve seni hiç sarmayan bir film. Film arasını bile zor getirmiş olabilirsin. Kendini hiç bu durumda bulduğun oldu mu? Belki bir filme girdin ve seni hiç sarmadı. Ne yaptın öyle bir durumda? Sıkılsan da o kadar para verdim, izlemeye devam edeyim dediğin oldu mu? Tanıdık mı bu tür bir yaklaşım sana? Her şeye rağmen izlediğin. Yoksa bir başka bakış açısıyla filmi izlesen de izlemesen de o ücretin çoktan cebinden çıktığını ve izleyip izlememenin bu duruma bir etkisinin olmadığını fark ettiğin oldu mu? Yani çıkıp gittiğin aslında salondan. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bunu fark edebilmek zor. Eğer sen de o kadar para verdim, filmin sonunu göreyim diyorsan toplumun birçoğuyla aynı durumdasın. Bu tuzağın ismi batık maliyet tuzağı. Bazen bu tuzakla hayatımızın en sıradan ve rutin anlarında bile karşılaşabiliyoruz. Hatta yatırımlarımızın merkezinde yer alıyor bazen bu tuzak. Mesela bu kadar yatırım yaptım, bu kadar bekledim, buradan sonra satmanın bir anlamı yok, beklemeye devam edeceğim artık gibi bir cümleyi birçoğumuzun kurduğuna eminim. Önceden yaptığımız bir seçime ayırdığımız eforun ve zamanın çok önemli olduğunu kabul edip bu seçimleri zarar görsek de psikolojik olarak savunmaya yatkın oluyoruz, savunma eğiliminde oluyoruz. Aslında böyle bir durumda baktığında tam tersi bir davranış sergilesen, satsan belki yeni fırsatlara zaman ayırma, enerji harcama şansın olacak. Ama bunu yapmak yerine öylece bekliyoruz birçoğumuz. Beklemekle kalmıyoruz aslında. Enerji harcamaya, zihinsel enerji harcamaya devam ediyoruz. Bunun yerine kabullenmek, her insan gibi bizim de hata yapabileceğimiz düşüncesine yer açmak önemli. Tabii burada uzun vadeli yatırım stratejilerinden bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey, bunun içine girdim, bunun içinde enerji harcamaya devam ediyorum, bunun üzerine yapılması gereken bir şeyler varmış gibi gün içinde durmadan onlar hakkında düşünmeyi sürdürüyorum. Bu düşünme hali zaten benim maliyetimi daha da arttırıyor. Ve bazen bunu satıp kenara geçtiğinizdeki ruh halinizi bir de hatırlayın. Yani üzülseniz de bir süre sonra tekrardan nasıl toparladığınızı, hatta yeni fırsatlara o pozitif bakış açısıyla nasıl açıldığınızı fark edebilirsiniz. Bazen birçok kayıp ve zarar durumunda yatırımcıların bir takım hataları sebebiyle kendilerine çok yüklendiklerini görüyorum. Birçok kişi hata yaptığında utanıyor ve kendini suçlayarak durumu çevresinden, trader yakınlarından saklamaya çalışıyor. Kapatıyor kendini, bazen bir odaya bile kapatıp düşünmeye başlıyor. Hatta birçok zaman bireyler zarar gördükleri yatırımları hata yapmış olmak ile yüzleşmemek adına sürdürmeye bile devam etme eğiliminde oluyor. Peki sence yeryüzünde hiç hata yapmadan, hiç canı yanmadan çok iyi trade edebilmeyi öğrenmiş biri var mı? Hiç hatasız, hata yapmadan öğrenmiş mesela. Rasyonel düşündüğümüz zaman kendimizi suçladığımız veya saklamaya çalıştığımız hatalarımızdan hatta onları da daha da ön plana çıkararak onlardan ders çıkarmayı öğrenmemiz gerekir. Ancak kendimizi yargıladığımız bir pencereden baktığımızda gerçekçi düşünme yeteneğimizi bırakıp eleştirel cümleler kurmaya başlıyoruz kendimize.
Oysa ki hatalarımızın bizlere kılavuz olduğu gerçeğini kabul ettikçe daha iyi kararlar almak için bir sonraki adıma doğru ilerleme şansımız oluyor. Bu noktada hata yapmış olma gerçeğiyle yüzleşmekten kaçındığınız için yatırımınızı veya pozisyonunuzu sürdürmeye devam ediyorsunuz. Ancak bu daha fazla hata yapmayı sürdürmekle sonuçlanıyor. Elbette ki kararlarınızın sonucu önemli ancak birçok durumda o kararları nasıl aldığınız, neler yaptığınız, neler kazandığınız önemli. Eğer sonucu tahmin ettiğinde farklı şekilde gerçekleşen bir karar aldıysan ve bunun için kendini suçluyorsan o kararı aldığın ilk ana gitmeni öneririm. O kararı nasıl aldığına. Bu noktada kafanın içinde sorunu çözmek için sürekli düşünüyor olabilirsin. Ama birçok zaman düşünme eyleminin kendisi problemin kendisi oluyor biliyorsun. Yani sadece düşündüğün için aslında hayat katlanılmaz bir hale geliyor. Bu düşüncelerin içinden çıkabilmek için sadece bir kalem ve kağıt zihninin berraklaşmasını sağlayabilir. Eyleme dönüştüreceğiz aslında bunu. Kendine şu soruları sorarak cevaplarını yazmaya çalış. O kararı almana sebep olan etkenler nelerdi? O an için bu karar neden mantıklıydı? Kendi sebeplerin var mıydı mesela? Kararının sonucunu bir kenara koyup kalitesini tarttığında kararınla ve kendinle ilgili neler hissediyorsun? Bu sana ne söylüyor? Bardağın boş veya dolu tarafını değil de bardağın kendisini olduğu gibi görebiliyor musun? Bunlara odaklan. Hayat birçok zaman bize siyah ve beyazlardan oluşuyormuş gibi gelir. Ancak hayatta birçok farklı tonda grilikler mevcut. Sadece sonuç odaklı olmayıp bu pencereden baktığında belki de hatanla ilgili güzel yönler keşfetmeye başlayacaksın. Bununla birlikte bir yatırıma devam etmek veya sonlandırmak için birçok doğru sebebin olabilir. Bizim odaklandığımız kısım bu kararı almanı sağlayacak doğru ve rasyonel olmayan sebepler. Bu noktada ne kadar uzun süre beklediğin veya ne kadar emek verdiğin konusunu bir kenara koyup ele alman gerekiyor bu konuyu. Yani emeklerinden arındırılmış bir şekilde karar sürecini yönetmek gibi. Var olan yatırımı sürdürmek veya sonlandırmak için rasyonel sebeplerin neler? Olumlu bir gelişme var mı? Yatırımını destekleyecek yeni haberler duyuyor musun? Analizler bu konuda neler söylüyor sana? Net bir şekilde bunu önüne sermen lazım. Bunlar gibi birçok yönden yatırımlarını ele alabilirsin. Emeklerini bir kenara koyup sonuca baktığında bu yatırımı devam ettirmenin sana sunacağı avantajlar ve dezavantajlar neler? Bunu aslında karşına koymuş oluyorsun. Bu tarz soruların cevapları üzerine yazmak karar süreçlerini kolaylaştıracaktır. Diyelim ki bu kararı veremiyorsun, zihninin geçmişe çok fazla gittiğini, şimdiye odaklanmakta zorlandığını görebilirsin. Bu durumda var olan yatırımını rasyonel şekilde ele almanı zorlaştırır. Muhtemelen akılcı birkaç sebep ortaya çıkarabilirsin. Amaların eksik olmayacak tabii bu noktada. Bu durumda objektif olmanı sağlayacak kişilerle de konuşmak bence çok etkili. Ancak dikkat et, istediğimiz şey seninle aynı zihin karışıklığına sahip kişilerden onay alman değil. Ki bu da farklı bir zihin tuzağı. Onu da başka seferde konuşuruz. İstediğimiz şey daha önce almış olduğun o yatırım kararına dışarıdan bakabilecek biriyle konuşabilmen. Konuşacağın kişi seni anlayabilecek kadar deneyimli ancak rasyonel yönlendirebilecek kadar da objektif olmalı. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sizlere düzenli olarak yatırım psikolojisi hakkında videolar çekiyoruz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.